Çok yavaş bu. Gel bu sen. Dur bekle sen. Ben tersim otomatik ve çürecek biraz. Tamam şunu. Tamam güzel. Herkese tekrardan merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, ben şimdi yemekler olana kadar içeri gidiyorum, iş kıyafetlerimi ütüleyeceğim, ütümü takayım. Bunları ütüleyeyim. Bu arada makina da bitti sanıyorum. Onları bir ilk önce çıkarayım buruşmadan. Aynen bitmiş. Şöyle hemen onları çıkartalım. Ve katlayalım. Hemen, çünkü yoksa buruşuyordu. Buruşuyordu sonra. Ondan sonra havlarım var. Onları çıkartayım. Onları asayım. Katlayamadım. Bir tişörtü katlayamadım. Vallahi yarın nasıl kalkacağım? Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü diyorum ya, çok fena alıştık yani. Şuna alıştım. Özgür evde olmasa yine erken kalkıyorum. Yani yine erken kalkıyoruz. Ama şimdi Özgür evde diye Özgür sağ olsun kalkıyor. Çocuklara bakıyor. Karınlarını doyuruyor. Kahvaltıyı falan tamam oturuyoruz ama ondan önce hani ben biraz uyuyayım diye, sağ olsun kendisi uyuyayım diye şey yapıyor ama yani iyi mi yapıyor bana, kötü mü yapıyor bana, onu da bilemedim. Bu arada pantolon ne olmuş gördünüz mü? Bu mecbur ütülenecek. Bu mecbur ütülenecek. Neyse, ben bunları böyle çıkartayım. Ütüleyeceğim artık, yapacak bir şey yok. Şöyle çıkarayım. Ütülenecekler var arasında. Çünkü kotlar falan da vardı. Karışık attım ben bunları bu sefer. Kazağımı da at. Bunları yarın ütüleriz artık. Ama şimdi ilk önce iş kıyafetlerimi ütüleyeceğim. Üf. Belki birkaç bir şey de buradan hemen el atarım. Ama tabii ki de emin değilim. Leyla, Leyla. Ay. Ne yapıyorsun Özgür? Dumanla haber veriyorum sana. Aç kaldık diyor. Bak. Etler de pişmedi daha. Ayrı bir şey ya. Enteresan. Vallahi enteresan. Çıktım bir ara. Vallahi buz gibiydi. Camdan ne kadar soğuk geliyor demek ki evin içine
Sis bulutu mu giriyor yoksa sıcaklık mı Zeynep? Bana mı öyle geliyor? Bak bakayım. Sanki böyle duman giriyormuş gibi geliyor camın orada. Bak. Görüyor musun? Nerede duman giriyor? Bak şimdi narvanın üstüne bak. He. Sanki böyle duman gibi böyle bulut giriyormuş gibi değil mi? Bana mı öyle gülüyor? Baksana be, yalan mı söyleyeceğim? Bakıyorum. Bak. Değil mi? Buhar yapıyor sokaktan gelen hava da ondan, bak ben buharlandım. He. Yani herhalde dışarıdaki soğuk içeri giriyor. He. Duman... Tencereyle ısınıyor zaten. Zaten şu ülkede sobanın şeyi olsa var ya, çok güzel olur. Evlerde var, o da süs diye yapıyorlar zaten. Öyle. Ya kendi evin olursa o zaman bahçede falan kimse bir şey diyemez tabii, ama yakacağın tahtaya da karar karışıyorlar. Mesela şeyli tahtayı yıkamıyorsun, sen söyle, vernikle duman çıkartıyor diye. Saf odun olması lazım. Kapı falan yıkamıyorsun, pencere yıkamazsın, yasak. Koku yapıyor, sis yapıyor. Tabii Türkiye'de ne vursa? Türkiye'de ne vursa atıyor bir de. Burada öyle yok. Hani sobada kursan bir de o dert. Hocam dükkanlarda satılıyor. Mecbur dükkanlardan alacağım odun. Ama hiçbir şeyde bir sobanın, bir maşınganın yerini tutmuyor yani. Çok amaçlı. Hem ısınıyorsun, hem yemeğini yapıyorsun. Hem fırının görevini görüyor. Tamam. Bak. Oy oynayalım. Köpek isteyenler. Kedi isteyenler. Ben. Bu iki tarafta oluyor, olmuyor. Olmaz. Yani kediye kabulüm. Kediyi evde şey yapamıyorum. Köpeği. Ey tamam, kediyim ben. Ben kusuru bana alma yani. Yok, köpekle kediyle oynamak yok. Oy balkonda duracak. Ben istediğim zaman içeri girecek. Yapamam mı yazık değil mi anne? Ne yapayım? Ya kedi bir şey yapmaz, evde durur. Olmaz. Yapamam. Baban kediyi neden istemiyor? Derrol istiyor da istemiyor. Öyle söyleyelim. Gece aklımı alır diyor bak. Gecenin gelir. Kedi değişik, köpek gibi değil. Kedi kalkar aramıza bir atmak gelir. Tek akşam bir parçanın aklını alır bir de tak 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 ses. Evde hırsız var diye her dakika kalkarız. Niye? Köpek. Bu sefer köpek ses yapmıyor. Ben bir tane kanka alıp gideceğim şimdi. Belli olmaz. Kapıdan bir gün köpekle girebilirim. Tabii canım. Girdiğin gibi de çıkarsın. Hiçbir şey olmaz. Aldın sen de köpek. Sonuçta benim de bu evde 23 metrekare yaşam alanım var, kullanım alanım var. Ben de 23 metrekarenin 3 metrekaresini köpeğe veriyorum. 3 metrekarenin 3 metresiyle birlikte bu balkon alanına girer. Artık balkonda birlikte yaşarsınız. Ben size balkonda yemek de veririm. Artık çıkmadan nasıl olsa soğuk diyorsun. Artık orada donar mısın? Ben kangaldan başka köpek bakmam. Ben zaten köpek almayacağım Özgür. Türkiye'de vardı. Türkiye'de evet. Bak Türkiye'de köpeğimiz vardı. Vardı. Ama hiçbir zaman bir kedimiz olmadı. Bir kedim bile olmadı. Bu yaşıma kadar ya, bir kedim olsan, olmadı. Bu kadardı ben. At gibi de bir kalkıyordu iki ayağa. Baba. Sen kediler için yatağıma gelirdi bilmem ne diyorsun. Hector kaç kez aramayı hayal ediyor. Hector çok geldi ya. Çocuk yoktu. O zaman çocuk yoktu. O bizim çocuğumuz gibiydi. Niye öyle diyor? Ya kaç kere aramızda yattı yani? Lütfen buna deşifre etme. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik az önce gördüğünüz gibi ve içerisi nedense soğudu. Az önce mutfağı açmıştım ama kapattım. Şimdi tekrar soğudu. Pancurları indirelim. Saat bu arada 9. Aslında benim yatmam lazım. Ama alıştık oturmaya galiba. Bilemiyorum. Özgür burada oyun oynuyor. Ben de videomu bitirdim. Az önce yayınladım. Saat 8'de. Tamam işte, çocuklarını al git dedi. Çocuklarımı alayım gideyim yatağa. Tabii canım.
Çocuklarım benle yatmıyor ama. Mete. Hele bu bücür hiç yatmıyor. Mete. 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 Ne oldu? Yatağı duydun değil mi? Nasıl oldu? Bak yatağı duydun başlıyor çorba. Bilmem ne. Sen de soğukasın. Çorba yok. Dışarıda soba. Ne? Dışarıda soba. İçeride mi? Ne içeridesi? Soba mı istiyorsun soba? Daha geldi yastığa fırlattı. Görürsün sen. Ay ay. Bu ne soba? Anne bu ne soba? Evet annem orada çorba. Çorba, Fortnite. Bu arada benim de zaten şarjım bitiyor. Bu şarjı bugün bir dolduramadım. Annem ben çok ayıştım. Tamam annem. Ne olur. Tamam ne olur. Bekle azıcık. Ne olur. Bugünlük benden bu kadar. Umuyorum ki yarın Özgür Vlog devam ettirir. Eğer ettirmezse yarın vlog yok. O yüzden Özgür Vlog devam ettir. Yalvar yerim sana. Anne. Dermişim. Bak. Bak bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tıkırdak. 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 Böyle bir düş yok ya. Yok ya. Aynen. Ellemiyorum bunu daha yani. Bak. Aynen annecik. Bir insan bu kadar annecik olamaz. Aynen annecik. Okulu özledin mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugünlük benden bu kadar ama ya birazdan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Zeynep çalışıyor biliyorsunuz. Gerçi benim de hiçbir şey yapasım yok. O da havalardan dolayı herhalde, bilmiyorum. Çok soğuk. Az önce balkona çıktım, üşüdüm resmen yani. Akşam da hiç uyumadım. Akşam hiç uyumadım derken sabah 6'ya kadar oturdum. Uyku tutmadı. Zaten 6'dan sonra yattım. Bir ara Zeynep'in beni kaldırdığını gördüm. Saat 8 miydi? 8.30. Ben işe gidiyorum Özgür. Hani çocuklar ayakta. Hani ona göre. Ondan sonra hiç kaldırmadım bir daha. Saat 11 gibi Zeynep aramış işte. Ruhsan açmış telefonu. Babam yatıyor hala diye. Ondan sonra Zeynep daha yatıyor mu dedi. Dedim yatıyorum. Çocuklar dedi, acıkmış dedi. Dedim olabilir. Mutfağı orada yesinler. Dedi, akşam kaçtı ya, 6'da dedim, oha ne yaptın? Dedim, uyku tutmadı, oyun oynadım. Yani 6'ydı yani, tam yattığımda 6'ydı. Hala da kafayı toparlayamıyorum. Yani yaşlılık zor. Önceden gençken 2-3 gün uyumadığım zamanlar bile olduydu. Çalışırken, gezerken. Şimdi yani ne her şey zamanında oluyormuş. Şimdi ben bugün sadece hani çabuk olsun diye aklımda patates yemeği var. Yani benim de canım istedi bugün. Yanında pilav ya da makarna yaparım bilmiyorum. Bir de ufak bir çorba yaparız. Tamam zaten yeterli. Bu arada yeni yıla girdik biliyorsunuz. İnşallah yeni yıl hepimize huzur, sağlık, mutlu, bereketli bir yıl olur. Geçen sene inşallah
aratmaz. Yani çünkü beterin beteri var. Hani derler ya giden geleni şey gelen gideni aratır diye. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah her şey normale döner. Zeynep yeni yılın ilk çalışmasını yaptı. Bugün 6'ya kadar galiba bugün. Tabii 6 gelmesi 6.30 olur onun gelmesi. Ben normalde haftaya çalışacağım. Yani ben öyle biliyorum ama yine de bir arayıp sorarım ben. Yani ne olur ne olmaz. Pazartesi çalışacağız mı? Gel çalışmayız büyük ihtimal çünkü daha firmalar kapalı çünkü. Ayın 11'ine kadar olanla kapalı olan yerler var. 4'üne kadar kapalı olan yerler var. Ve bu hafta yine bir bayramları var yine bunların 6'sında mı 8'inde mi? Yine her yer kapalı olacak. Yani bunların bu zamanları çok oluyor. Bayram zamanı. Herhalde çalışmayacağım galiba. Ben öyle biliyorum ama gene de bir arayıp sorarım. Yani. Çünkü şimdi pazartesi gitmezsem sabahın köründe ararlar gelmedin diye firmadan. Ben de derim onlara 7'sine kadar çalışmayacaktık ne oldu diye. Yani gecikirim yani çalışma varsa da. Onun için bir önce sormak lazım. Ama tahmin etmiyorum çalışılacağını çünkü benim patron dün haber verirdi veya bugün de arardı. Şimdi ben patatesleri soyayım. Güzelce. Allah hiç canım bir şey istemiyor. Ya. Allah. İnsan böyle bazen oluyor. Evet. Oluyor yani. Olmuyor değil. Geçen aldı. İşte ne zamandı? Yılbaşı Perşembeydi. Perşembe günü işte Peni'ye gittik. Şey Peni'ye dönüyorum. Neydi ya oğlum? Ay ayda. Unuttum bak şimdi. Zeynep söyledi gerçi. Her neyse. Aklıma gelmedi. 10 kiloluk patates 2.59'du. Çok iyi denk geldi. Yani şimdi bir bakalım. Yani biliyorsunuz patateslerin boyutu böyle. Yani normalde 2.5 kilo yani 2.5 kilo diyelim 10 kilo patates alamazsınız. Şöyle çıkartalım. Ağrı gözüm az geliyor. Soyuyorum bakalım. Yani patates partisi yapacağız herhalde. Şimdi Zeynep sabahleyin aradı beni. Dedim nasıl hafif dedi. Fazla insan yok dedi. Ama öğlenden sonra olur falan dedi. Yorulmuştur tabii sonuçta ne kadar da olsa. 12 saat kolay değil. Diyorum dinlemiyor beni. Bırak diyorum anlamıyor. Yani bence bıraksın işi çalışma. Ben de çalışmıyorum. İki biz de. İnsan gerçekten böyle evde kalınca alışıyor. Zor geliyor. Zaten akşam uyuyamadı hemen. Birkaç saat gitti, yattı, kalktı. Ben de o sırada belgeseli izliyordum işte. Kalktı, oturdu. Yine gitti, yattı. 12'ye kadar bir gezindi ortalıkta. Sonra herhalde ben bir yatayım diye karar verdi kendi kendine. En sonunda herhalde artık ben yatayım dedi. Bir daha sesi solu çıkmadı. Ben de işte azıcık televizyona da dandım. Azıcık oyuna baktım. Ondan sonra belgesele bir daha baktım. Televizyonlara bakayım derken ona bir baktım saat 4 olmuş. Hala uykum yok. Ondan sonra Oğuzhan kalktı. Dedim git yat saat daha erken 4'te kalktım. Beni görünce şok oldu. Git yat dedim gitti yattı. 6'ydı kalktı. Yani o kalktı ben yattım. İşte yani insan da işte böyle düzeni sapıyor işte. Uykusu da. Koca gün yorulmuyoruz. Koca gün evdeyiz. Açıkçası. Yorulsak da erken yatarız. Yorulmadığımız için ondan böyle oluyor. Yeter bu kadar ya patates. Yani. Sırf patates. Doğruluk. Su
soğanı var, şeyi var. Şey nerede? Onu da alayım. Anam. Size bak çok kızdı. Yine kızdım. Bunları bırakmamış. Evet. Ben bugün bu evi yakmazsam iyi ya. Allah'ım ya. Ne yaptın Özgür? Alo. Son 10 saniye. Karıştır. Tekten zamanla mücadele ediyorum. Evet. Saat kaç bu arada? Saat şu an tam 3 arkadaşlar. Yani buradan bakınca 3. Böyle yapınca da 3. Zeynep'in gelmesine 3 saat var. Ve ben 3 saat önceden yemeklerimi yaptım. Kafam rahat. Bulaşıklarımı da boşalttım. Zaten Zeynep şimdi gelirken eli boş gelmez. Kesin bir 3-5 bir şey almıştır. Terşeriye alacak karına garanti. Kaç günden beri söylüyor ama dilip dolaba bakmıyor. Dolapta yok dedi. Makarna salmıştır onu. Gidip bakmıştır. Bana diyor görmüyor diye. Kendi ben de bundan sonra dışarıdaki buzdolabının içinde bak raflara. Babana nasıl burada tarif ediyor? Dalga geçiyor de benimle. Zaten şimdi bunları editlerken gülecek. Yardım gibi benim ya. Akşam yalvardı lütfen. Ne oldu video devam etti. Ay sen ne olacak? Şarj bitiyor. Şarj. Boya yapacağım. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Daha üzerimi bile değiştirmedim. Özgür bir şeyler hazırlamış. Babamın kurduğu turşuyu açıyor şimdi. Dursun. Olmuştur zaten büyük elleme. Bir ihtimal. Ellemiyorum. Ya babamın kurduğu turşuyu bana elletmiyor ya. Ne olmuş? Ben suyundan anlarım. Ha? Ah suyundan anlarmış. Evet. Babam sağ olsun geldiğinde kurdurdum. Ben lahanayla havucu sevdiğim için sırf öyle istedim. O da sağ olsun kurdu. Bakalım bir tabak çıkartalım bakalım. O tabağı çıkar artık üstünden bir şey olmaz zaten. Olmuş artık o. Dur bakalım. Buz gibi ama. Ya. Çok gıcıksın. Buz tutmuş gibi. Ama tam güneş görmedi ya. Havalardan. Utanmadan havucu yedi. Bir oradan bir tane havuç çıkartıp da vermiyor. Bu kadar olamaz ya. Evet. Bu arada kendimi de bir göstereyim. Görüyorsunuz daha üzerimi değiştirmedim. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Özgür bir şeyler çekmiş. Bakalım neler çekti. Onları montajlayıp hemen yayınlamam lazım. Saat epey bir oluyor. 7'yi geçmeden videoyu montajlamam gerekiyor. Şu anda aktarıyor. Evet, Özgür'ün suratı yine değişti. Ben kendim fazla sevmem. Gıcık gıcık yapıyor ya. Her konuda zıtız. Bu arada birkaç alışveriş yaptım. Aç balkonu. Birazdan size onları da gösteririm. Ama şimdi ben bir üzerimi değiştireyim. Ben üzerimi değiştirirken Özgür de zaten büyük bir ihtimalle masayı kurar. Bu arada bugün iş arkadaşımdan Noel hediyesi geldi. Birazdan size bunu da göstereceğim ne var içerisinde diye. Ama ilk önce bir müsaadenizle üzerimi değiştireyim. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Evet arkadaşlar, yorgun savaşçı burada. Şimdi biraz videoyu montajladım. Hemen size neler aldım gelirken onları göstereceğim. Bir daha da videoyu kapatacağım ve inşallah yükleyip yetiştireceğim. Evet. Terşehir'e. Bu zaten bahsetmiş.
Ondan sonra bir tane ceviz aldım. Bir tane şu ekmeklerden aldım. Yani bunlar hafif ekmek arkadaşlar. Ekmek de denmez ama ekmek. Bir adet maydanoz aldım. Ondan sonra bir adet paprika aldım. Bir tane şöyle çocuklara şey aldım. Enerji içeceği aldım. Bir tane Actimel aldım. Bir tane tost ekmeği, bayağı tost ekmeği aldım. Çünkü bizde bayağı tost ekmeği gidiyor gördüğünüz gibi. Daha sonra şu 4 tane de şey aldım. Bu arada bu tost ekmeği biraz yamulmuş. Aksiyon var şu anda. Ricotta peyniri mi deniyor? Ricotta aldım. Peynir oluyor herhalde zannediyorum bu. Ricotta aldım. Bir de 2 tane tost peyniri aldım. Alışverişim bu kadar. Ve şimdi size arkadaşımın verdiği Noel hediyesini göstereceğim. Kendisi gecikmeli getirdi. Çünkü neden? Hastaydı, rahatsızdı kendisi. Ve bugün getirmiş, bugün beraber çalıştık. Dedi ki öyle süsmüş ya da bir şey almak istemedim dedi. Çünkü dedi sağda solda durduğu için dedi şey yapmak istemedim dedi. Ve o yüzden de onları, onun çiftliği, bir çiftlik varmış, kendi yapıyormuş her şeyi. Oraya kendime alışverişe gitmişken sana da birkaç bir şey aldım dedi. Şöyle bir tane el yapımı makarna almış. Ondan sonra bir tane el yapımı arı balı. Arı balı. Bal başka neyden olursa artık bal. Ondan sonra bir tane de bu tam ne bilemiyorum şu anda ama neymiş bu? Şöyle Gwitten Chili diyor. Bir tane de böyle bir şey, bunu bilemedim. Bu kadar. Yani bunları getirmiş sağ olsun. Bu arada biz yemeğimizi falan da yedik. Dediğim gibi hemen oturduk. Yemeğimizi yedik. O kadar çok yorulmuştum ki anlatamam size. Gerçekten pestilim çıkmış. Eve geldikten sonra bunu anlıyorum. Ondan sonra yemeği yedikten sonra hemen Özgür'le birlikte mutfağı toparladık. Ondan sonra videonun başına oturdum zaten direkt ve şu anda saat tam 8. Umuyorum ki yarım saate yetişmeyecek. Umuyorum ki saat 9'a yetiştiririm. O yüzden şimdi hiç lafı fazla uzatmıyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.